Peki Arda ile ilgili neler söyleyeceksin? Yazıklar olsun, hadi başlayalım. Arda ile ilgili geldik mi? Futbol. Arda ile ilgili bu hafta aslında bizim niyetimiz Florya'ya gitmek ve bugün bu röportajı Arda ile beraber yapmaktı. Zannediyorum ki milli takımdan dolayı önümüzdeki hafta da yapamayabiliriz ama iki hafta içinde Arda ile yan yana olalım. Ben Arda'nın yüzüne söyleyeceğim. Kötü bir şey söyleyecekmiş gibi oldu ama çok seviyoruz Arda'yı tabii. Arda çok tatlı ya. Yani bir tokat hareketi var ya, bir daha bayılıyorum. Ben Uğur'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Unutuluyor. Galatasaray'ın eksikleri konuşurken Uğur konuşulmuyor. Bozuluyorum. Uğur Uçar'ın acil bir şekilde sağlığına kavuşmasını, niye kavuşamadığına gelip o numaralı 3 numara formasını giymesini bekliyoruz, istiyoruz. Canım Uğur Uçar. Ben Uğur'u gördüm bu arada. Antrenmanlar rüyanda devam ediyordu. Rüyanda mı yoksa? Yok. He, normal. Dün gördüm. Koşuyordu, antrenmanlar devam ediyordu. En yakın zamanda. Koşuyor mu? İyi. Uğur nasıl koşuyor? Euro 2008 bitti ardından. Ne? Bitti mi? Dünya elebileri için tekrar milli takımlar toplandı. Yine Galatasaray'da evet. Çok fazla futbolcu milli takımlara gitti. Evet. Bununla ilgili neler söyleyeceksin peki? Yani milli takımı nasıl değerlendireceksin? Bakalım milli takım bu önemli bir turnuvadan çıktılar. Güzel, Fatih Terim'in deyimiyle sempatik bir hal aldı milli takım. Zannediyorum Ermenistan'la ilgili, maçıyla ilgili önce şunu söylemek lazım. Umarız orada bir olay olmaz. Çünkü Ermenistan'la tarihsel bir çekişme var aramızda. İnşallah spor, barış ve kardeşliktir cümlesi bir kez daha yerine gelir ve o maçtan hiç kimse hiçbir şekilde yaşamadan ülkemizin önüne biz de aynı şekilde Ermenistan futbolcuları ve kafilesini burada iyi bir şekilde ağırlarız. Spor ve skordan önce bu dileğim. Daha sonra Ermenistan'ın milli takımı yenecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Yani pardon ama biraz sert oldu ama. kaç farklı muhtemelen? Yani milli takımın yenmesi lazım. Fatih Terim'se eğer içine şeytan girmediyse yenmesi lazım. Fatih Terim'in futbol zekası ve yönlendirmesiyle başarılı futbolcular güzel şeyler yapacaklar. Önemli eksikleri var. Galiba Emre Belezoğlu, Marco Aurelio ve Nihat Kahveci yok. Hamit Altıntop yok. Yıldıray Küs. Yani bunun gibi olaylar var. Kendi içlerinde bir şeyler yaşıyor. Bir de Ümit Karan'ın milli takıma çağrılmasını bekliyorum ben hala. Ya da Milan Baros. Bir şey daha öğrenmek istiyorum senden. Her şeyi sorabilirsin bana. Sürekli yakında böyle duracağım senin yanında. Söyle yavrum. Evet çekil gel. Sürekli sana bir şeyler danışır hale geldi ama ne evet yapayım canım, yapamıyorum. Sana sormadan yapamıyorum. Ben de tek başıma yapamıyorum ama bir şey yapabildiğim kadar. Yoruldu çocuk, yoruldu çabuk. Evet, evet. Bu arada dakika tutuyor muyuz? Hani daha önce derdi. Kaç dakika var? Bu dağıldı sohbeti izliyor yine. Yani. 2 dakika var daha. Evet. 2 dakika var. O zaman birazcık. Şimdi mesela ben senin böyle kendimi kötü hissettiğin dönemlerde. Hani evet. Dedik ya duygusal noktayız. Evet. Neler yaptığını öğrenmek istiyorum. Daha çok kendini bulanıma itecek şeyler mi yaparsın? Genelde banyodayım kötü olduğum zamanlarda. Ilık bir duşla tavsiye konuyu. Tavsiye edeceğin şeyler yok mu başka? Kötü hissettiğim zamanlarda. Evet. Mesela şiir yazıyorum, siz yazıyorsunuz. Evet, evet. Öyle dönemlerde daha çok mu çıkıyorsun ileride? Şimdi sana tavsiye edeceğim, kendimle ilgili moralim bozuk olduğu zamanlarda iki şey yapıyorum. Sana ikincisini tavsiye edeceğim. Tamam. Çünkü birincisini tavsiye etmem gerekiyor. Genç kızlardan hoşlandığını zannetmiyorum. O zaman ikincisine hemen geçelim. Ve ikincisi tavsiyem şu. İlgin, alakan olduğunu bildiğin bir konuda bir kitap oku. O seni öyle alıp götürsün ki, Allah'ım ben neredeyim, neye bağlayayım, siz kimsiniz falan gibi bir duruma gelmen lazım. Nasıl bir ortama giriyorsan. Kitap çünkü insanı gerçekten bulunduğu noktadan başka bir noktaya getirebilir. Peki, tamam. Okuyorsan kitaptan soru soracağım. Peki müzik dinlememeli miyiz? Yani asla müzik, ne yapıyorsunuz sen? Müzik dinleriz de müzik hayatım bir şekilde seni o derde çeker. Evet. Anladın mı? Düşünsene Özcan Deniz'in Aslan Gibiyim şarkısını. Seni sarsabilir şu anda veya Yıldırım Gülses Samet'in Sonbahar Yaprakları. Yani sen bir yıldırım değilsin ki hayatım lütfen. Sen daha ince, narin, zarif bir kızsın. Evet. Canım benim. Teşekkür ederim canım. Bitiyor mu? Kes sallıyor, yok deli o, boş ver. Evet, bitiyor. Yani soracağım bir şey kaldıysa devam edebiliriz sohbetimize. Şimdi genel olarak Galatasaray ilk iki maçta puan kaybetti ama 2 puan kaybetti. Sana nasıl bir izlenim verdi? Lig nasıl geçecek bilgisayarına kapılmış? Valla bu taraftarlık biraz zor bir izlenim. Galiba biraz da objektiflikten uzaklaştırıyor insanı ama şunu çok açık söyleyeyim ki ben Galatasaray'ın birkaç hafta içinde inanılmaz futbol oynayarak çok güzel galibiyetler alacağına adım gibi eminim. Süleyman'dım değil mi ben? Emin. Bitti. Teşekkür ederim. Kaleidoskop'tan her hafta görüşmek üzere efendim ve Best FM'den de notumuz sana ne yaptı aşk yeri ve güzel bir şarkı sizi bekliyor. Maskelerden, sahtelerden bıktım artık. Doğru insan kimse gelsin. Rüya
Maskelerden sahte.